Herkese merhaba. Biliyorsunuz Rollcast'e bir süreliğine ara vermiştim. Ancak bu gelişmeden sonra dedim ki bir ekstra bölüm daha yapayım. Biliyorsunuz önceki bölümlerde konuşmuştuk. Vampire the Masquerade Companion diye bir PDF çıkacaktı ücretsiz ve bu sayede 5th Edition'a 3 tane yeni klan eklenecekti. Bunlar Ravnos, Salubri ve Zimichi klanlarıydı. Bunu merakla bekliyorduk ve PDF sonunda yayınlandı. Nasıl ulaşabileceğinizle ilgili zaten linki Açıklamayı bırakacağım ama hızlıca bahsetmek gerekirse worldofdarkness.com'a Paradox hesabınızla giriş yapıyorsunuz ve böylece e, PDF'i indirebiliyorsunuz. Tam olarak 65 sayfalık güzel bir PDF gibi duruyor. İçeriğine baktığımız zaman hemen e, ilk bölümde bize ravnosalı bir ve veriyor. E, disiplin güçleriyle ilgili detaylar veriyor. İkinci bölüme baktığımız zaman klanlar ve kotellerle ilgili bazı bilgiler var. Üçüncü bölüme baktığımız zaman e, mortal'lar ve ghoul'lar hakkında bazı bilgiler veriyor. Ve dördüncü bölüme baktığımız zamansa 5 sayfalık bir errata ve kural güncellemesi geliyor. Biliyorsunuz errata'lar yazım hatalarını düzelten ifadeler. E, kural update'i de bildiğiniz işte şu kuralı şöyle yapalım, bu kuralı böyle değiştirelim şeklinde gelen bir takım güncellemeler. Yani 65 sayfalık güzel bir içeriği ücretsiz olarak veriyor olmaları bence çok klas bir hareket. Aynı zamanda biliyorsunuz ki e, Salubi, Ramos ve aslında komutinin çok istediği klanlardı. Yani biz sizi dinliyoruz e, şeyinde veriyorlar. izleniminde veriyorlar. Bu birçok firma için aslında önemli olan yapılması gereken bir şey. Tabi sadece masaüstü rol yapma oyunları için değil aynı zamanda video oyunları için de gereken bir şey. Yani e, umarım diğer firmalar da bu şekilde yaklaşımlarda bulunurlar. Şimdi biliyorsunuz e, kısa bir süre önce Vampire Masquerade Vendetta'nın kutu açılışını yaptık. Oradan gelen bir aslında gaz var bir hype var. Onun üzerine bu dökümanın çıkması da yine güzel oldu. Aynı zamanda ee, Zemici benim bilmediğim bir klandı. Onu da buradan aslında Fifty Edition üzerinden öğrenmek istiyorum. Ilgimi çeken bir klan oldu çünkü. Ve e, sanıyorum ki yıldızlar yavaş yavaş e, hizalanıyor ve yakın zamanda bir Vampire the Masquerade e, anlatım videosu ya da video serisi de gelecek diyebiliriz. Tabi öte yandan şu var. Şimdi bir yandan Kalt'ın e, anlatımını yapacağım. Bir yandan hafta sonu biliyorsunuz oyunlar var, e, kitapla uğraşmak lazım falan filan derken bunlara nasıl, ne kadar zaman ayırabileceğim bilmiyorum ama hepsini mümkün olduğunca yapmaya çalışacağım. Zaten bunun için e, en önemli atılım olan intro videosu adımını e, bir şekilde geçtik. Bir önceki e, Fria Ligan videosunda görebilirsiniz. Tabi daha iyisini yapmak isterdim ama elimden şimdilik bu kadar geldi. Zaman içerisinde onu da update edeceğim. Vay be 5 dakikayı dolduramadık ha. Böyle 15 dakikaları 20 dakikaları sığmazdık. Bu sefer 5 dakikayı dolduramadık. Gerçekten ilginç oldu. Ancak şunu söyleyebilirim. 2020'nin sonuna artık neyi yetiştirebilirim bilmiyorum ama 2021'de dolu dolu bir sürü anlatım gelecek. Hadi buradan ufak da bir spoiler vereyim. Dungeon Fog diye bir harita yapma sitesi var. Oyunlarınız için. Özellikle böyle D&D tarzındaki oyunlarınız için harita yapabileceğiniz bir site var. Bu siteden şey için, inceleme için bir enahtar aldım. Onun bir inceleme videosu olacak. Bunun dışında sağda solda yeni yeni duymaya başladığımız Foundry VTT yani Virtual Tabletop. işte bu Fantasy Grounds gibi desem anlarsınız herhalde ya da Roll20 gibi. Foundry'nin yine inceleme ve anlatım amaçlı keyini aldım. Buradan da firmalara teşekkür ederim ama büyük ihtimalle Türkçe bilmedikleri için anlamayacaklardır. Bu kayda baksalar bile. Neyse. Böyle şeyler var. Bunlarla ilgili de anlatımlar gelecek. Yani önümüzde bir sürü anlatımlı video serisi olacak. Umarım en kısa zamanda hepsini güzel bir sırayla, güzel bir programla anlatmayı başarabilirim. Şu anda bir düşünüyorum. Yeni bir şeyimiz var mı diye her şeyi ekleyebilirim belki. Spotify'dan takip eden arkadaşlar için aşağıya bir de Rollcast'in yeni playlist linkini bırakacağım. Eski playlist yok artık. Spotify'da öyle bir kayıt yok. Çünkü podcast'in hostingini farklı yere kaydırdım. Aynı zamanda düzenledim falan işte görsellerini falan değiştirdim. O yüzden artık bulamazsınız. O yüzden yenisini takip edin. Bazı şeyleri belki Spotify'a özel yapabilirim. Evet. 5 dakikayı geçtik. Tamam. Uzatmaya gerek yok. Öyleyse bir sonraki artık ne videosu olur bilmiyorum. Onda görüşürüz.